Ayça, İncir rolünü oynarken zorlanmıyorsun çünkü ona çok benziyorsun yazmışlar. Bu varsayım şey story. İnci'ye benziyor musun? Benzemiyor. Sadece tipim benziyor. Mesela saçlarımız falan benziyor. Yoksa? Asla. Ayça içinde bir İnci yatıyor demişler bana. Abi hayır yatmıyor. İçinde bir İnci yatmıyor. Arkadaşlar kimseye laf sokmuşum yok. Sosyal medyayı öyle kullanmıyorum. Hakikaten öyle kullananları da çok sevmiyorum. Saçma geliyor bana böyle negatif laf sokmalı falan sosyal medya kullanmak. Kim o yüzden böyle laf sokan? Bu tipi kırmadı hiç olmadı. Dışarıdan çok çılgın ve eğlenceli gözüküyorsun ama sen de geceleri yastığında sarılıp ağlayanlardansın. Aa. Sen de. Daha çok güldür güldür izleyip koltukta uyuyanlardan. Şimdiye kadar hayat verdiğin karakterlerden en çok sana benzeyeni İnci. Şimdiye kadar hayat verdiğin karakterlerden hiçbiri sana benzemiyor. Özellikle İnci. Çok pişman olduğum bir ilişki yaşadım. Hangimiz yaşamadık ki? Kurumuş boğazım, bekliyorlar yol alsın donlar. Bence verilen sırrı tutarsın çünkü unutursun. Çok iyi, çok doğru. Seni tanıyan biri herhalde. Sen İnci'ye çok benziyorsun. Sen İnci'ye hiç benzemiyorsun. İnci gibi biri olsaydın arkadaşın seninle arkadaş olmazdı. Arkadaşına sorarım. Hacı hacı hacı. Olmazdı. Evet. Çekerken de ağladım. İzlerken de ağladım. Çok kötü oluyorum şampiyon filmi. Aklıma geldiğinde bile hala benim için çok özel. Çok doğru. Bir kanda çok sıkı fıkı değilsin ama arkadaşlarını beğeniyorsun. Buradan bunu söylemek isterim yeri gelmişken. Evet Birkan, kaşların güzel olmasaydı yani muhabbet etmezdim, gülüp eğlenmezdik. Kaşların güzel. Arkadaşlar çok fazla dağınıksın diyen olmuş bana. Bu tek ilk çok dağınıksın yazısını aldığım şey. Değilsin dağınık be. Çok değilim ya. Toplarsın. Niye öyle bir intiba mı veriyorsun? Bence sen kendi arkadaş grubunda en sınırları olmayan ve en sağ solu belli olmayan karaktersin. Evet, evet o gerçekten. Her şey nerede ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Allah Allah bana hiç öyle gelmiyor ama. Affetmemek değil ya yani affederim ama unutmam. İnsan unutmaması gerekiyor bence. Sence? Bence tamam de. Teşekkürler. Ya tabii hani vakit geçirince hani zoraki beraber olunca yani fake böyle bir takım eğlenceler oluyor. Yani Esra biliyor hani Ayça da biliyor çok fake olduğunu evet ilişkimizi. Ya. Parama bakarım gibi bir cümle hayatımda hiçbir zaman ağzımdan çıkmadı. Yaptığım şeylere iş de demiyorum. Genelde proje diyorum. Dizi ise dizi, film ise film. İş diye konuşmayı sevmiyorum. Doğru. Ve gittikçe burnumuzun kızarması. Bence bir ortamda alındığında bunu söylemezsin ama içten içe üzülürsün. Ben alınmıyorum. Çok hiç aslında alıngan bir insan değilim ama bu genellikle benim başıma geliyor. Ben böyle şakalar yapıyorum ve insanlar bana alınıyor ve bunu işte söylemiyorlar. Üzebiliyorum yanlışlıkla ama şaka yapıyorum. Ya çok doğru. Çok çok istiyorum bir yılbaşını falan kuzey ışıklarını görmek için. Falan. Türkçe bilmiyor kusura. Evet. Çok istiyorum. Ayça bence aynı incisin yazmışlar. Yok niye içinden şarkı söyleyeyim? Konuyu konuşurum. Çok biraz ayıp. Sen dinlemezsin. Değil mi? Ne evet dinlemek istemiyorum derim. Ya harika günlerdi. Çok güzeldi. Çok eğlenmiştik. İnşallah bir daha yaparız. Seni çok özledim. Buradan bunu belirtmek isterim. Keşke bir tane prova videomuz olsaydı onu koyardım. Ama böyle daha tatlı oldu bence. Evet Muhammed. İyi kötü asla unutmuyorum. Altın çizdiğin için teşekkür ederim. Dü 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 dü. Ayça senden daha çok Ayça İnce'ye benziyor. Çok iyi ama bence kimse benzemiyor İnce'ye. Ben de benzemiyorum, sen de benzemiyorsun. Çünkü İnce bambaşka bir insan yani.
Gayet tatlı biri. Arkadaşlar saçmalamayın. Yani hiç öyle bir şey yok. Şu an mesela en doğal, en makyajsız halim bu. Bugün seninle birlikte geçireceğimiz son gün canım kız. Şunu asla aklından çıkarma. Seni çok seviyorum. O ev var ya. Yarına bir sorumluluğum var. Baklava getirmem gerekiyor. Bunu hatırlattığın için çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşürüz. Kendin ile bağışıksın. Bağışık mısın? Bağışıksın. Ben de çok bağışık bir insanım kendime. Neden bunu... Neden?